ailelerine sağ salim bir şekilde ulaşmalarını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bundan dolayı başta belirtildiği üzere kutlama programımızda yer alan halk oyunu ve ona benzer gösterileri iptal ettik. Çünkü komşumuz böyle bir elim durumun içindeyken bizlerin halk oyunları gibi böyle kutlama arz eden gösterileri yapmamız uygun olmazdı. Sizlerin takdir ettiğiniz gibi. Bugün tarihimizin olan ve bu topraklardaki varoluş mücadelemizin başarılı bir sonucu olan Cumhuriyetimizin ilanı devriyesini kutluyoruz. Bu vesileyle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin neticesinde Cumhuriyetimizi bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının bu bağımsızlık mücadelesinde canlarından, mallarından ve kanlarından fedakarlık yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin ve ayrıca halkı manevi açıdan diri tutmaya çalışarak kurtulmasına katkı sağlayan manevi önderlerimizin şahsi manevilerini saygıyla, minnetle onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar dua etsek de yine de onların gösterdikleri fedakarlıkların karşılığını ödeyemeyiz. Bizlere düşen, bize miras bırakılan Cumhuriyeti en az onlar kadar çalışarak ve onlar kadar fedakarlık yaparak ilerleyip geliştirerek yaşatmaktır. Değerli günlerliler, bizim Cumhuriyetimiz 3. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkelerden yoksun bir muz cumhuriyeti değildir. Bizim Cumhuriyetimiz temel bir güvenceye sahip olduğu, halkın her kesiminin yönetime katıldığı, herkesin yönetme ve yöneticilerini seçme hakkının olduğu, insanların özgürce kendilerini ve fikirlerini ifade ettiği, her türlü inanca ve değere saygının olduğu, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, devletin ve bireylerin hukukun üstünlüğü anlayışının tahakkümü altında olduğu, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışının benimsendiği bir cumhuriyettir. Egemenlik, bila kaydı şart milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal gibi bizler de halkın iradesini hiçe sayarcasına ayaklar altına almaya çalışan ve kendilerini ayrıcalıklı ve üstün sınıf olarak gören, dini veya ideolojik hangi kisvenin altında olurlarsa olsunlar, her türlü militarist, elitist ve şovenist anlayışlara karşı mücadele etmeliyiz. Milli irade önüne konulmuş ve konulmak istenen her türlü vesayeti yıkmalı ve bu vesayet odaklarının hukuk dışı eylemlerine ve söylemlerine karşı uyanık olmalı ve bunlara fırsat vermemeliyiz. Bilmeliyiz ki Cumhuriyetimizi ve toplumsal huzur ve barışımızı sonsuza dek idame edecek. Sevgili gençler ve çocuklar, geleceğimizin teminatı olarak sizler şiddet, terör ve kaos temelli ve meyilli her türlü dini, siyasi ve sosyal fikri akımlardan uzak durmalısınız. Çünkü heyecan, hamaset, umut ve din taciri olan bu akımlar sizler hiç farkında bile olmadan bir takım söz ve desiselerle sizleri karanlık bir bataklığa çekmekte ve Cumhuriyetimizi ortadan kaldırmaya dönük eylemlere teşvik etmektedirler. Bilmelisiniz ki haklı olduğunuz ve başkalarının özgürlük alanlarına tecavüz etmediğiniz sürece kendinizi ve fikirlerinizi beyan etmenizin önünde hiçbir engel yoktur. Sizler ne kadar müsamahalı ve bilgili olursanız Cumhuriyetimiz ve geleceğimiz o kadar parlak olacaktır. Ayrıca vatanları, namusları ve imanları için canını ve malını seve seve ve gözünü kırpmadan veren bir neslin evlatları olarak bizler, çağımızın bize sunduğu teknoloji ve bilgi gibi imkanların kölesi değil, hakimi olmalıyız. Saatlerini bilinçsizce ve faydasız bir şekilde internetin,
bilgisayarın, cep telefonunun ve benzeri teknolojik aletlerin başında geçiren ve uyuşturucu, alkol ve sigara gibi bir takım bağımlılık yapan maddelerin kölesi olan bir gençlik, geleceğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olamaz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğu ve görevi başta anne babalara, yükselen yeni neslimizin mimarları olan öğretmenlere ve daha sonra millet olarak hepimize aittir. Muhterem Gülnarlı hemşerilerim, Cumhuriyetimizin kurulmasından bu yana ülkemiz ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda oldukça büyük gelişmeler ve ilerlemeler sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in bize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalamış durumdayız. Bölgemiz ve dünyamızın parlayan yıldızı olan ülkemiz sadece kendi sorunlarını değil, haksızlığa uğrayan bütün insanların ve milletlerin sorunlarını da çözebilecek kabiliyet ve etkinliğe ulaşmış ve bir umut kaynağı olmuştur. Ekonomik ve demokratik olgunluğu ile birçok ülkeye örnek duruma gelmiştir. Artık sadece küresel politikaların uygulanması aşamasında değil, bu politikaların oluşturulma ve geliştirilme aşamaları da dahil olmak üzere her türlü aşamada ülkemiz vardır. Ama bütün bunlar bizim için yeterli değildir. Çünkü bizler durduğumuz yerin bittiğimiz yer olduğu bilinciyle durmadan ve usanmadan çalışarak bize devredilen bu şanlı bayrağı daha da yükseklerde dalgalandıracağız. Bunun için de her türlü bilgi ve tecrübe. Cumhuriyet, Yivo.